Sevgili çocuklar, herkese tekrardan merhaba. Geçen gün Joyful kitabımızdan, ana ders kitabımızdan belli bir yere kadar alıştırmalarımızı yapmıştık. Kalan bazı alıştırma ve sorular vardı. Online dersimizde girip gerçekten tek tek hepsini çözdük ama farklı sebeplerden dolayı, internet bağlantılarından dolayı dersimizi takip edemeyen veli ve öğrencilerimiz için tekrardan ben bu videoyu çekme gereksinimi duydum. Bundan sonraki bütün online derslerimizin tekrardan böyle videolarını çekip sizlere göndereceğim. Sizlerden ricam, dersten sonra videoları tekrar tekrar izleyip kendi notlarınızı almanızı ve özellikle doğru yanlış cevaplarınızı belirleyip bana geri dönüş yapmanızı istiyorum. Joyful kitabından kaldığımız yerden soruları çözmeye devam edeceğim. Sayfa 139'da kalmıştık en son sizlerle. Ben tek tek soruları anlatıp sizlere açıklayıp çözeceğim. Lütfen anlamadığınız yerlerde gerek WhatsApp'tan gerekse beni arayarak bana soruların fotoğraflarını da atarak benimle paylaşarak gönderebilirsiniz. Ben tekrar size anlatıp geri dönüş sağlayacağım. Birinci sorumuzla başlayacağım. Soruda bizden şunu istemiş. Which option is false about Jade? Jade hakkında, Jade ile ilgili hangisi yanlıştır? Yani hangisi söylenemez? I like going to parties because I can talk with my friends, dance and have delicious food and beverages. Partilere gitmeyi seviyorum çünkü orada arkadaşlarımla konuşup dans edebilirim. Çok lezzetli yiyecekler yiyip içecekler içebilirim. I also like throwing parties. Ben parti vermeyi de çok severim diyor. It's fun to decorate the room at home. Decorate burada süslemek, dekore etmek anlamında kullanılmış. Evde odayı süslemek de çok eğlencelidir. Fakat burada olumsuz bir yargı geliyor. I dislike invitation cards. Ben davetiye kartlarından veya davetiye kartı hazırlamaktan nefret ederim veya sevmem anlamında kullanmış. Hangisi yanlıştır demişti bize soruda. A seçeneğine baktığımız zaman she likes eating and drinking at parties. Bu seçeneğimiz doğru. Nerede anlıyoruz? Birinci cümleden ve devamındaki cümleden biz bu seçeneğin doğru olduğunu çok iyi bir şekilde anlayabiliyoruz. She enjoys going to parties. Partilere gitmekten keyif alıyor zaten. I like throwing parties demişti burada. Bu seçeneğin de doğru olduğunu görüyoruz. She loves organizing parties. Zaten şurada eş anlamlısını kullanmış. Parti vermeyi seviyorsa organize etmeyi de seviyordur. Bu seçenek de doğru. C seçeneğine baktığımız zaman ise she's good at preparing invitation cards. Davetiye kartı hazırlamada iyidir. Onu sever. Fakat biz şu son cümleden bu seçeneğin yanlış olduğunu anlıyoruz. Bu yüzden doğru cevabımız C seçeneği. Bir sonraki soruya bakalım. The picture below shows and blah blah blah. Aşağıdaki resim şunu ifade etmektedir. Çok basit bir soru zaten. Gördüğünüz gibi I'm turning 12. 12 yaşına basıyorum. Do you want to come to my party? Partime gelmek ister misiniz diye bir davette bulunmuş. Bunun tamamına biz ne diyeceğiz? Invitation card, davetiye kartı. Which option is true about the picture? Resimle ilgili hangisi doğrudur? Hangisi söylenebilir anlamında? He must wake up early. Erken kalkmalı. Resme baktığımızda böyle bir şey çıkaramıyoruz. She mustn't drive fast. Hızlı araba kullanmamalı. Evet, kullanmamalı fakat resimde öyle bir şey yok. Bu da yanlış. She must study her lesson. Ders çalışmalı. Normalde doğru fakat resme baktığımızda böyle bir ifadede bulunamayız. Doğru seçeneğimiz she must clean up after a picnic. Piknikten sonra etrafı temizlemeli. Which option doesn't have an answer in the text? Yeni nesil sorularda sıkça karşımıza çıkan bir soru tipidir bu. LGS'de de artık İngilizce'de de bu tür sorular çok karşımıza çıkacak. Hangi seçeneğin parçada cevabı natekine dikkat edin yoktur demiş. Parçaya bir göz atalım. Mary neler söylemiş bize. My birthday is on 3rd July. I want to throw a birthday party at home in the evening. 3 Temmuz'da benim doğum günüm. Evde akşam bir parti vermek istiyorum diyor. We can sing songs, eat delicious cake, play games with our friends. Arkadaşlarımızla şarkılar söyleyebiliriz. Nefis pasta yiyebiliriz ve oyunlar oynayabiliriz. We all love playing tabu. Tabu oynamayı da severiz. I love clowns so I love clowns so
I hope my parents will bring one. Tekrarlamış burada. Fazladan yazmış. Palyaçoları çok severim. Bu yüzden I hope, umarım ebeveynlerim partime bir palyaço getirir demiş. Hangi seçeneğin cevabı yoktur? What is the date of Mary's birthday? Mary'nin doğum günü tarihi ne zaman? Zaten ilk cümlede bize tarihten bahsetmiş. Bu seçeneğimiz doğru. When does she want to have the party? Partiyi ne zaman vermek istiyor? In the evening. Akşam. B seçeneğinde cevabı var. What are the beverages? İçecekler neler? Parçada herhangi bir içecekten bahsetmemiş. What can the guests do at the party? Misafirler, konuklar, partiye gelenler partide neler yapabilir? Şurada söylemiş zaten. Sing songs, eat delicious cake, play games or play tabu. Bu seçeneğin de cevabı var fakat C seçeneğimizin cevabı bulunmamaktadır. Find the wrong match. Yanlış eşleştirilen seçeneği bulunuz demiş. 27th of July. Bu seçenek kesinlikle doğru. Çünkü tarih okumada inci sayılarını kullanmayı unutmuyoruz. 8th of July. Bu seçenek de doğru. 11th of July. 14th of July. Dikkatle baktığınız zaman şurada bir TH ekinin eksik olduğunu görüyoruz. Bu yüzden doğru seçeneğimiz D şıkkı. Which option shows the correct match? Hangisi doğru eşleştirmeyi bize ifade etmektedir? Can I ask? Karşımızdakine ricada bulunurken can ve may kalıbını, izin isterken can ve may kalıbını kullanıyorduk. Daha önce öğrenmiştik. Can I ask? Ask sormak anlamında. Ne sorabiliriz? Can I ask a question? Soru sorabilir miyim? Can I throw a party? Bir parti düzenleyebilir miyim? Bu bir kalıptı zaten. Throw a party. Can I come in? Girebilir miyim? Can I call my friends? Arkadaşlarımı arayabilir miyim veya çağırabilir miyim? Bu yüzden doğru seçeneğimiz D şıkkı. Find the missing months. Yazılmayan, olmayan ayları bulunuz. Zaten aylar çok basit. February, March, April, May, June. Complete the dialogue. Aşağıdaki diyaloğu tamamlayınız. Melissa demiş ki, Are you free on Saturday? Buradaki free'nin anlamı boş musun, müsait misin veya işin var mı yok mu anlamında sormuş. Yes, why? Evet, müsaitim. Neden? Listen, I have a birthday party. Do you want to come to my party? Burada bir davette bulunmuş. Partime gelmek ister misin? Şurayı biz bilmiyoruz. Devamı bizim için önemli. Kabul edip etmediğini buradan anlayacağız. I like parties dediğine göre Susan, Melissa'nın davetini kesinlikle kabul edecektir. A şıkkına bakıyoruz. That sounds great. Kulağa harika geliyor. Bu olur. No thanks. Hayır teşekkürler. Reddettik. I'm afraid but I can't. Korkarım ki gelemem. Reddettik. I'm sorry but I must visit my grandmother. Üzgünüm, özür dilerim ama büyükannemi ziyaret etmeliyim. Bu seçenekte de reddettiği için dikkat edin. 3 eksi 1 artıdan doğru cevabın A seçeneği olduğunu bulabiliyoruz. I am Maggie. It's 10th July tomorrow. Ben Maggie. Yarın 10 Temmuz. It's my friend's birthday. Arkadaşımın doğum günü. His name is Yuan. We want to throw a surprise party. Yuan'a bir sürpriz doğum günü partisi düzenlemek istiyoruz. First, ilk olarak. We need to make a to-do list. To-do list önemli bir kelime. Bir liste, yapacaklarımızın listesini ilk olarak hazırlamalıyız. We should invite all the students in the class. Sınıftaki tüm arkadaşları davet etmeliyiz. There are 20 students. We can decorate the flower cafe with balloons. Flower cafe'yi balonlarla süsleyebiliriz. We don't need a cake, beverages or candles. Bizim pasta, içecek veya herhangi bir muma ihtiyacımız yok. Çünkü we can take them from the cafe. Onları kafeden temin edebiliriz. It also has a great CD player and lots of sounds, but we can take our own CDs. Bu kafede birçok CD ve şarkı bulunmaktadır fakat kendi CD'lerimizi de kafeye getirip dinleyebiliriz. Find the two sentences. Doğru olan seçeneği bulunuz. It's Maggie's birthday tomorrow. Yarın Maggie'nin doğum günü. Fakat biz şuradan şunu anlıyoruz.
Maggie demiş ki it's my friend's birthday. Arkadaşımın doğum günü. Bu yüzden bu seçenek yanlış. They want to throw a party at home. Dikkat edin. Evde partiyi düzenlemek istiyorlar. Hayır. Flower Cafe'de düzenleyecekler partiyi. You and friends don't need to bring CDs. Arkadaşlarının CD getirmelerine gerek yoktur. Yanlış. CD'lerini de getirebilirler. Seçeneğimiz de var. Bu da yanlış. She wants to invite everybody in the class. Sınıftaki herkesi davet etmek istiyor. Evet. Buradan anlıyoruz. We should invite all the students in the class. Doğru seçeneğimiz D şıkkı. They don't need drinks or food because. Yiyecek ve içeceğe ihtiyaçları yok çünkü. They can cook them. Kendileri pişirebilirler. Hayır, parçada geçmiyor. They can find them in the cafe. Kafede bunu temin edip bulabilirler. Kesinlikle doğru. Which option show Sandy's excuse? Çocuklar, excuse'un buradaki anlamı mazeret veya bahane. Bize bir davette bulunulduğu zaman biz karşımızdakini kibarca reddedebiliriz. Fakat reddederken de onu kırmadan, incitmeden gitmeme, reddetme sebebimizi ifade ederken biz buna İngilizce'de excuse diyoruz. Hi Sandy, how are you doing? How are you doing? Ne haber? Nasıl gidiyor anlamında? Not bad, thanks. İyiyim, teşekkürler. Do you want to go to the cinema on the weekend? Hafta sonu sinemaya gelmek ister misin? I'm sorry I can't. Reddettik. Üzgünüm. Gelemem. Because. Çünkü. Şuraya dikkat. I must study for my exam. Sınava çalışmalıyım. That's okay. See you at school. See you. Take care. Kendine iyi bak. Dikkat ettiyseniz reddetti. Reddederken de bir excuse yani mazeretini burada ifade etti. Şimdi zaten seçenekte cümlemizi işaretledik. Şıklara baktığımızda I must study for my exam. Sınavıma çalışmalıyım. Reddetmesinin sebebi ve mazereti. Choose the best option to fill in the dialogue. I want a big cake and some candles. Ben büyük bir doğum günü pastası ve birkaç tane de mum istiyorum diye cevap vermiş. Demek ki karşımızdaki kişi ona ne istersin diye ya da neye ihtiyacın var diye bir soru sormuştu. Şıklara baktığımızda what do you need for the party? Parti için neye? Need kelimesi önemliydi. İhtiyacın var. Doğru seçenek D şıkkı. The fridge is empty. Fridge'in anlamını daha önce öğrenmiştik. Buzdolabı gördüğünüz gibi empty, boş. I must wear my uniform. Üniformamı giymeliyim. Ne alaka? I must clean my room. Odamı temizlemeliyim. I must go to the market. Çok güzel. Dolap boş olduğu için ben markete gitmeliyim. Doğru seçeneği bulduk. I must buy a gift. Gift hediye. Present'la eş anlamında kullanılmış. Hediye almalıyım. Hiçbir şekilde gelmiyor. Whose? Şu soru ifadesine dikkat edelim. Who's demek? Who ile karıştırmıyoruz. Who kim? Whose ise kimin aitlik bildiren ifadeler için kullanılır. Whose birthday is in August? Kimin doğum günü Ağustos'ta? Ağustos'un 8. ay olduğunu bildiğimiz için seçeneklerde şu ilk ifadeler gün idi. İkinci ifadeler de ayı ifade ettiği için hemen 8. ayın şurada olduğunu görüyoruz. Kimmiş? Doğru seçeneğimiz tabii ki de Kate. Apostrof S. Kate'in doğum günü şeklinde doğru cevabımızı bulduk. We have a party. Would you like to join? Would you like kelimesine dikkat ediyorsunuz. Buradaki like'ı sevmek anlamındaki like'la karıştırmayalım. Like tek başına sevmek, hoşlanmak anlamındadır. Fakat would you like bir kalıptır. İster misin anlamında kullanılır. Join ise eşlik etmek, katılmak anlamında kullanılmıştır. Bir davette bulunuyor. Would you like to join? Partiye katılmak ister misin? I'm sorry demiş. Üzgünüm. Demek ki buraya reddetme ifadesi gelecek. Seçeneklere bakalım. Reddedecek ifadeyi bulalım. I must help my dad in the garage. Babama garajda yardım etmeliyim. Olur. I like surprises. Sürprizleri severim fakat I am sorry dediği için bu seçeneği yapamıyoruz. Where is my invitation card? Hiçbir şekilde anlam olarak alakası yok.
That sounds great. Kulağa harika geliyor. Bu bir kabul etme seçeneğidir. Fakat I am sorry'den de anlaşıldığı gibi bu da reddettiğimiz için mazeretimizi ifade ettik. Selim bir soru sormuş. Emma ise it's on 18th September. Dikkat edin, zaman belirtmiş. Zaman belirttiği için bizim bir zaman sormamız gerekiyor. Dikkat edin, şu iki seçeneği zaten kafadan eliyoruz. What time ve when ifadeleri zaman belirten sözcüklerdir. What time is it? Saat sormuş. Burada saat belirtmediği için bunu da eledik. When is your birthday? Doğum günün ne zaman? Zaman sorduğu için doğru seçenek A. The fourth month of the year. Ayın fourth month. Dördüncü yılın dördüncü ayı. Hangisidir? Tabii ki de April. What's the correct word for the picture? Aşağıdaki resmi ifade eden sözcük hangisidir? Present or you can say gift. Hediyeler anlamında kullanılmıştır. Which option is false about the dialogue? Diyaloğa göre hangi seçenek false? Yani yanlıştır. Angel demiş ki, Welcome to my birthday party, Rory. Doğum günüme hoş geldin. Thank you, Angel. Are you alone? Alone kelimesi önemli. Yalnız mısın? Yes, I am. Oh, happy birthday. This is for you. This is lovely. Çok güzel. Teşekkürler. You are welcome. Bir şeye dikkat etmenizi istiyorum. Birinci cümlede welcome tek başına kullanılmış. Yani hoş geldin, hoş geldiniz anlamında. Fakat you are welcome ise rica ederim. Teşekkür eden birine rica ederim. Şey değil dediğimizde biz you are welcome kalıbını kullanacağız. Lütfen bu iki kalıbı birbiriyle karıştırmayın. Welcome tek başına hoş geldin anlamında. You are welcome ise şu ek geldiğinde rica ederim şey değil anlamında kullanılır. Biz yanlış seçeneği bulacağız. Angel hates getting presents. Angel hediye almaktan, hediye etmekten nefret eder. Biz parçaya dikkat ettiğimizde This is lovely, thanks. Çok hoş. Teşekkürler dediğine göre Angel'ın hoşuna gitmiş ve direkt doğru seçeneği buradan bulmuş olduk. Angel hates diyemeyiz. Angel likes desek çok daha tatlı olacaktır. Mom bla 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 bla. Annesine bir soru, bir rica veya bir istekte bulunmuştur. Soru işareti var çünkü burada. Sure, elbette. Tabii ki. You can also invite all your friends. Bütün arkadaşlarını da davet edebilirsiniz. Invite kelimesi fiil olarak kullanılmış. Invitation'la karıştırmıyoruz. Davet etmek anlamında burada kullanılmıştır. Ve annemiz burada ricaya veya isteğe olumlu yanıt vermiştir. May I buy a present? Hediye alabilir miyim? Can I watch a cartoon? Çizgi film izleyebilir miyim? May I do exercises? Egzersiz yapabilir miyim? Gördüğünüz gibi 3 seçenek de hiçbir şekilde alakalı değil. Can I throw a party? Parti verebilir miyim? Elbette. Doğru seçeneğimiz C şıkkı. 7. ünitemizin Joyful'daki bütün sorularını çözdük. İsterseniz kaldığımız yerden hızla devam edelim. Size Hız Soru Bankası'ndaki 7. ünitenin bütün sorularını ödev olarak vermiştim. Ben tek tek bütün soruları sizlere çözeceğim. Sizden ricam, sizden isteğim, siz de yapmış olduğunuz soruları tek tek kontrol edip anlamadıklarınızı lütfen benimle paylaşınız. Birinci ve ikinci sorularda verilen görsel altında seçenekleri işaretleyiniz. Çok basit. Gördüğünüz gibi gift, hediye. Mumları görüyoruz. Çok basit bir soru. Candles. Burada relatives kelimesini belki bilmiyor olabilirsiniz. Bilmeyenler için akrabalar, eş dost anlamında kullanılmıştır. Buna dikkat edelim. Diğerlerinden farklıdır. Aylardan bahsetmiş. D seçeneğinde ise Sunday, pazar gününden bahsetmiş. Bu yüzden cevap Sunday. Mom, can I go to Linda's birthday party? Linda'nın doğum günü partisine gidebilir miyim? Bla bla bla. 22 May. 2 Mayıs'ta zaman belirttiği için yine zaman soran sözcük bulacağız. When var ve what time var. What time yine saat kaç veya saat kaçta diye ifade olduğu için biz bunu da eliyoruz. Zamanı soracak olarak sadece when is it? Ne zaman diye doğru cevabı bulduk. What do you bla bla for the party? A big cake.
büyük bir doğum günü pastası. Burada bir fiil getirmek zorundayız. Dikkat ettiyseniz zaten seçeneklerdeki bütün sözcüklerde fiil olarak beverage hariç hepsi fiil olarak kullanılmıştır. Parti için neye? Need, ihtiyacım var. Can I use your pencil? Kalemini kullanabilir miyim? Bir permission ricada istekte bulunmuştur. Bir şey demiş ve devamında teşekkür etmiştir. Teşekkür ettiğine göre Henry bu isteği çok güzel bir şekilde, olumlu bir şekilde kabul etmiştir. Seçeneklere bakıyoruz. I'm sorry. Not really. Pek sayılmaz. Anything else? Başka bir şey. Hiçbirinin kabul etmeyle alakası yok. Of course. Tabii ki. Elbette. Emily's birthday party. Emily'nin doğum günü partisi. Thursday, Perşembe 2 Mayıs 2019'da saat 3'te 30 Wood Park Road. Burada da adresi vermiş. Şimdi it is for Emily. Burada for'a dikkat etmeniz gerekiyor. Emily için. Demek ki Arya partinin kimin için düzenlendiğini sormuştur. Biz kişileri, özneleri sorduğumuz zaman tek bir soru WH'lerden sadece bir soru kalıbını kullanıyorduk. O da who? Kim? Parti kimin için? It's for Emily. Emily için. It's 30 Wood Park Road. Bu bizim partinin gerçekleşeceği yeri ifade etmiştir. Is the address? Adres ne? Adres neresi diye sorduğumuzda what? Soru kelimemizi getirmek zorundayız. What time does the party start? Parti saat kaçta başlıyor? Seçeneklerde bize saat belirten ifadeyi seçmek zorundayız. Sadece gördüğünüz gibi C seçeneğinde. Öğleden sonra saat 3'te. The party is blah blah a weekday. Şimdi weekday. Dikkat edin. Hafta içi. Günlerden önce biz ne getiriyorduk? Aya indim. 10 gün kaldım. Saat attım. Günlerin önüne her zaman 10 getirmek zorundayız. Davetiye de hangi sorunun cevabı yoktur? Where is the party? Parti nerede? Cevabımız vardı. When is the party? Parti ne zaman? Cevap var. What time does the party start? Parti saat kaçta başlıyor? Saat 3'te demiştik. How old is Emily? Emily kaç yaşına giriyor? Bu seçeneğin cevabı bulunmamaktadır parçada. A present. Hediye ne yapılır? Invite, davet edilmez. Dans edilmez. Ziyaret edilmez. Hediyeyi biz buy, satın alırız. Buy, satın almak fiili olarak kullanılmıştır. Karışık verilen kelimelerle anlamlı bir cümle oluşturulduğunda doğru sıralama nasıl olur? Şimdi bir swap'tu daha önce öğrenmiştik. Neydi swap? Subject, verb, object, place, time. Yani biz bir cümleye, İngilizce'de bütün cümlelere biz özne ile başlamak zorundayız. Dikkat edin 1, 2, 3, 4 seçeneğinden hangisinde özne var? Tabii ki de 3. Demek ki biz 3 ile başlayacağız. Özneden sonra swap'tan da hatırlayacağınız üzere subject verb yani özne ve özneden hemen sonra bir yardımcı fiil yoksa eğer hemen fiil verb getirmek zorundayız. Buradaki sözcüklerden hangisi bir fiil? Tabii ki de have, vermek, sahip olmak anlamında. I have a big birthday party anlamında kullanılmıştır. Blah blah is Mike's birthday. Diyelim ki biz burada cevabı bulamadık. Fakat şurada çok güzel bir ipucu verilmiş bize. June. Haziran bir aydır. Aylardan önce ne getiriyorduk? Aya indim demiştik. Öyle formülize etmiştik, kodlamıştık. Aylardan önce kesinlikle in getirilir. Bu yüzden 10 olanları atıyoruz. Cevabımız ya A ya da B olacaktır. Zamanı sorduğumuzda ise where, nerede demek? Biz bunu hemen eliyoruz. When is Mike's birthday? Mike'ın doğum günü ne zaman? In June. Resimde gördüğümüz tabii ki de çok basit bir soru. A cake, doğum günü pastası. İçeceklere biz iki şekilde ifade ediyorduk. Drinks de diyebiliyorduk, beverages de diyebiliyorduk. Şıklara baktığımızda sadece beverages seçeneği doğru. When is Leon's birthday?
Neo'nun doğum günü ne zaman? Şıklarda zaman belirten bir sözcük aramak zorundayız. Kafede İstanbul'da seçeneklerini eledik. Şimdi A ve C seçeneğinde biraz kafa karıştıracağım şeyler var. Dikkat edin. İkisi de zaman belirtiyor. Fakat A seçeneği at 5 o'clock demiş. Saat belirttiği için burada what time'ın olması gerekiyordu. Bu yüzden A seçeneğini de eledik. Parti ne zaman? On Sunday. Pazar günü. I'm sorry you can't. Üzgünüm, yapamazsın. Reddetmiş. Ricada bulunurken ne kullanıyorduk? Şıklarda can ve may arıyorduk. Dikkat edin, şıklara baktığımızda sadece can seçeneği bulunmaktadır. Can I go to the party? Partiye gidebilir miyim? Evet, can I go to the park with my sister? Kız kardeşimle parka gidebilir miyim? Burayı bilmiyoruz. Thank you daddy. Teşekkürler dediğine göre babası %100 kabul etmiştir. I'm sorry, üzgünüm. You are welcome, rica ederim, buraya getirilemez. I'm tired, yorgunum seçeneği de anlamsız oluyor. Sure you can, tabii ki de yapabilirsin, gidebilirsin anlamında kabul etmiştir. The party is on Sunday. Parti pazar günü. We blah blah decorate the party room. Biz parti odasını, parti yerini süsleyebiliriz. Ya da süslemeliyiz ya da süsleyemeyiz. Buraya ne getireceğiz? Şıklara bakalım. Bu yardımcı fiilini getiremeyiz. Çok anlamsız olacak. We have decorate. Have bir fiildir. Decorate de bir fiildir. Biz biliyoruz ki İngilizce'de iki tane fiil ard arda getirilemez. Getirildiğinde ikincisine ing getirmek zorundayız. Bu yüzden şu şıkkı da eledik. We can't decorate. Süsleyemeyiz. Süsleyememizin sebebi ne? Neden süsleyemeyelim? Bu da anlamsız oluyor. Tabii ki de we must. Biz odayı süslemeliyiz. Bu bir gereklilik. I prepare. Prepare hazırlamak. F bla bla for my birthday party. Partim için bir. Dikkat edin. Bir dediğine göre benim buraya tekil bir ifade getirmek gerekiyor. Gifts es takısı almıştır. Çoğul olduğu için getiremem. Cakes çoğul olduğu için getiremem. Hazırlamak dediğine göre benim partim olduğu için ben hediye mi hazırlarım? Davetiye kartı mı hazırlarım? Tabii ki de doğum günü May dediği için, benim olduğu için ben davetiye kartı hazırlayacağım anlamında kullanılmıştır. Tekrar ediyorum. Buraya çoğul bir ifade getiremeyiz. Çünkü A ve N sadece tekil isimlerin başında kullanılır. Tomorrow is my birthday, father's birthday. Yarın babamın doğum günü. I must buy a gift for him. Ona bir hediye almalıyım. Bla bla bla. He likes books. O kitaplardan hoşlanıyor. Kitapları seviyor. Demek ki Andy babasının neyi sevdiğini sormuştur. Şıklara baktığımızda what does he like? Nelerden hoşlanır? My birthday is September, bir ay olduğuna göre aylardan önce ne getiriyorduk? Tabii ki de aylardan önce her zaman in getirmek zorundayız. What is the first month of the year? Yılın first month. İlk ayı hangisidir? Tabii ki de January. Çok basit bir soru. Party başlığı altında bir liste oluşturmak istendiğinde seçeneklerden hangisi dışarıda kalır? Beverages, içecekler olur. Gift, hediye olur. Decoration, dekorasyon, süsleme anlamında tabii ki olur. Telefon, telefonun partiyle pek de bir ilgisi bulunmamaktadır. Beverages, içecek, meşrubatlar ne yapılır? İt, yenmez, süslenmez, davet edilmez. Drink diyeceğiz tabii. Buradaki drink fiil olarak kullanılmıştır. Fakat beverages, içecekler, meşrubatlar ise isim olarak kullanılmıştır. Drink beverages, İçecek, içmek anlamında kullanıldı. Can I ask a question? Soru sorabilir miyim? Yes, blah blah. Yes dediğine göre izin verecektir. Dikkat edin. Yes, I can olmaz. Çünkü evet, ben yapabilirim. Fakat karşısındakine evet, sen yapabilirsin demesi gerektiği için A şıkkını eledik. Yes, you can asla olmaz. Hem evet diyeceğiz hem de you can't yapamazsın diye reddedemeyiz. Yes, I am zaten yapı olarak da anlam olarak da uymuyor.
Yes, you can. Evet, sen sorunu sorabilirsin. Karışık verilen cümlelerle anlamlı bir diyalog oluşturulduğunda doğru sıralama nasıl olur? Şimdi dikkat edin, dört tane cümleden oluşan karşılıklı bir konuşmamız var. Bu tür sorularda sizlerden ricam öncelikle ilk veya son cümleyi bulmaya çalışın. Biz ilk cümleye baktığımızda "You are welcome, rica ederim" ilk cümle olabilir mi? Hayır, tabii ki olamaz. Yes, of course, evet, tabii ki. Bu da ilk cümle olamaz. Thank you, teşekkürler diye bir diyaloğa zaten başlayamayız. Can I go to the cinema with my friends? Arkadaşlarımla sinemaya gidebilir miyim diye bir istekte, ricada bulunmuştur. İlk cümleyi bulduk. Sinemaya gidebilir miyim? Yes, of course. İsteğe ya reddedeceğiz ya da kabul edeceğiz. Can I go to the cinema? Gidebilir miyim? Evet, tabii ki gidebilirsin. C ve teşekkürler, rica ederim diye gidecektir. C, B, D, A şeklinde cevabımız oluşmuştur. Bir daha tekrarlıyorum. Lütfen bu tür diyalog oluşturma sorularında ya ilk cümleyi bulmaya çalışalım ya da son cümleyi bulmaya çalışalım. Hiçbir şekilde hata yapmayacağız. Çok basit bir soru. Balloons. Hemen geçiyorum. Happy birthday to you. Have a nice day. Invitation card, party hat, candles, relative. Relative, akraba demiştik. Daha önceki sorularda karşımıza çıkmıştı. Bu bir invitation card, yani davetiye kartı. Is your sister's birthday? It's on Wednesday. Yine zaman belirtmiş, çarşamba günü demiş. Zamanı sormak için tabii ki de when, ne zaman soru kelimesini kullanmak zorundayız. What is the last? Dikkat edin. First'ü öğrenmiştik. First, birinci veya ilk anlamındaydı. Burada da last'ı kullanmış. Yılın son ayı. 12th, 12. demek yerine burada last kelimesini kullanmış. Biz son ayın December olduğunu daha önce öğrenmiştik. He is your birthday gift. Bu senin doğum günün hediyen demiş. Pascal da ne diyecektir? Tabii ki de ona teşekkür edecektir. Of course, tabii ki. Get well soon. Geçmiş olsun. You are welcome. Rica ederim anlamında kullanılır. Do you want to come to my birthday party on Sunday? Pazar günü doğum günüme gelmek ister misin diye bir teklifte bulunmuş, davette bulunmuş Ellen. Rosie ise thanks for your invitation. Buraya kadar sıkıntı yok. Davetin için teşekkürler. Fakat biz şunu öğrenmiştik daha önce. But bağlayıcı iki tane birbirine zıt ifadeyi birbirine bağlar. Şu ilk cümleye dikkat edin. Burası olumlu bir ifade. Araya fakat ama lakin anlamında but bağlayıcı geldiğine göre benim buraya olumsuz bir ifade getirmem gerekiyor. Şıklara dikkat ettiğinizde olumsuz ifade C şıkkında I am busy, yoğunum, meşgulüm, işim var anlamında kullanılmıştır. Bir taraf olumlu, öteki tarafın olumsuz olması gerekiyor. This is for you Harry. Bu senin için Harry. Bla bla bla. Thank you very much. Çok teşekkürler. Hoşuna gitmiştir. Bu yüzden teşekkür ediyor. This is lovely. Bu çok hoş, çok güzel anlamında. Burada that's terrible kalıbı. Terrible kelimesini lütfen terrific ile karıştırmayın. Terrific müthiş fakat terrible iğrenç, berbat anlamında kullanılır. You will blah blah eat your blah blah. Şimdi eat yemek anlamında. Eat beverages olmaz. İçecek yenmez. Candle mum yenmez. Decorate süs yenmez. Zaten resimlerde anlaşıldığı üzere you must eat your cake. Pastanı yemelisin. Diyagramdaki boşluğa hangi seçenek getirilmelidir? August, September, October. Biz son 4 ayı son D diye kodlamıştık. September, October, tabii ki de November, ardından December getirilmelidir. Hangisi yanlış eşleştirilmiştir? Throw a party, parti vermek bir kalıptı. Buy a month, ayı satın alamayız. Tabii ki de yanlış. Use mobile phone, telefon kullanmak.
Go shopping, alışverişe. Cake, pasta, doğum günü pastasını. Biz, drink cake, pasta içilmez. Invite, davet edilmez. Visit, ziyaret edilmez. Ne yaparız? Birthday cake, doğum günü pastası. When is your birthday? Doğum günü ne zaman? Dikkat edin, sorular hep aynı. Hep kendini tekrarlıyor. Tekrardan son kez hatırlatıyorum. Ay'a indim, 10 gün kaldım, saat attım. Aylardan önce in kullanmak zorundayız her zaman. Let's go to the cinema together. Let's kalıbını öğrenmiştik. Hadi. Hadi birlikte sinemaya gidelim. I'm sorry but. Üzgünüm ama. Demek ki teklifi burada reddetmemiz gerekiyor. Hatta bir excuse diye belirtmiş bize. Mazeretini de söylemiş. I must finish my homework. Ödevimi bitirmeliyim. Ödevimi bitirmem gerekiyor. Bu yüzden sinema teklifini reddetmemiz gerekiyor. I am sorry but I can't. Üzgünüm ama gelemem çünkü ödev yapmam gerekiyor. When is Jason's party? Jason'ın partisi, doğum günü partisi ne zaman? When ile sorulan sorularda %100 her zaman cevabımızda zaman arayalım çocuklar. A, B ve C seçeneğinde zaman belirten hiçbir sözcük bulunmamakta. It's on Saturday, cumartesi, zaman belirten bir sözcük. Verilen görselle alakalı olan seçeneği işaretleriz. Gördüğünüz gibi bütün resimlerde içecekler bulunmaktadır. Şıklarda ya drinks ya da beverages arayacağız. Bakıyoruz şıklara. Tabii ki de doğru seçenek beverages. What do you need for your party? Parti için neye ihtiyacım var? Need. Tekrar ediyorum. İhtiyaç duymak. Görselde de gördüğünüz gibi I need a camera. Bir kameraya ihtiyacım var. Aşağıdaki boşluklara sırasıyla hangi seçenek getirilmelidir? Şimdi beverages, içecekler, dentist, diş hekimi, dişçi, animals. Beverages içecek olduğuna göre buy, satın almak diyebiliriz. Have de gelebilir, drink de gelebilir fakat see gelmez. Şimdi ikinci boşluğumuza bakalım. The dentist, dişçi veya diş hekimini kullanmak çok yanlış bir ifadedir. A şıkkını da eledik. The dentist listen, çekimini dinlemek olabilir. Fakat buy animals, hayvanları satın almak olmaz. Biz hayvanları satın almıyoruz. Hayvanları sahipleniyoruz. Bu yüzden B seçeneğini de eledik. Doğru seçeneğimiz tabii ki de C. Drink beverages, içecek içmek. Visit the dentist, çekimini ziyaret etmek. See animals, hayvanları görmek anlamında kullandık. Kutu içinde verilen kelimelerle anlamlı bir cümle oluşturulduğunda hangisi dışarıda kalır? Party, what are you do need for? Şimdi burada emizar durum belirten cümlelerde kullanıldığı için dikkat edin. Do yardımcı fiili ve need fiili kullanıldığı için hem durum hem de fiil cümlesi aynı anda kullanılmaz. Doğru seçeneğimiz are. Yani are kullanılmayacak, boşta kalacak. Cevabımız şu. What do you need for the party? Parti için neye ihtiyacın var? Tekrar ediyorum. Hem normal fiil hem de emizar to be durum fiili aynı anda bir cümle içerisinde asla kullanılmaz. Kullanıldığı zaman ing getirmek zorundayız. Biz bunu daha önce de öğrenmiştik. Let's go to the cinema tomorrow. Hadi yarın sinemaya gidelim. Şey demiş, henüz cevabı bilmiyorum. I must go to the dentist. Dişçiye gitmem gerekiyor. Bu yüzden mazeretimizi sunduğumuza göre buraya, bu boşluk kısmına reddedecek bir kalıp getirmemiz gerekiyor. Sure we can. Tabii ki kabul etti. Olmaz. Of course, elbette. Olumlu bir ifade. O da olmaz. Yes we can. Evet, gidelim anlamında bunu da kullanamayız. I'm afraid we can't. Korkarım ki gidemeyiz. Çünkü bir şeye görünmem gerekiyor. Üç olumlu, bir olumsuz. There are 12 blah blah in a year. Bir yılda 12 ne vardır çocuklar? Tabii ki de month, ay vardır. January, February, March, April diye devam eder. The party is blah blah first June and it starts blah blah
Half past seven. Dikkat edin, burada gün var, hem ay var, hem gün var. Fakat biz ilk baştaki boşluktan sonraki ilk ifadeye bakacağız. Günlerden önce ne kullanıyorduk? Tabii ki de on kullanılır. Burada da half past seven, 7:30 dediğinde aya indim, 10 gün kaldım, saat attım. Saatlerden önce de at kullanmak zorundayız. Doğru seçenek C, on ve at. What is the day between Thursday and Saturday? Çok basit bir soru. Demiş ki, Perşembe ile Cumartesi arasındaki gün hangisidir? Tabii ki de Friday, Cuma. What is the month before September? September'dan, Eylül'den önceki ay hangisidir? Tabii ki de August. It's in May, Mayıs'ta. Zaman belirten bir cevap gördük. Biz zamanı neyle soruyorduk? Seçeneklere baktığımızda who's kimin? What ne? When is Nora's birthday? Nora'nın doğum günü ne zaman? Doğru seçenek B. İFA 2 boşluğu doldurunuz. Bla 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 kart. Ne kartı olabilir? Tabii ki de invitation kart. Davetiye kartı. This gift is for you. Bu hediye senin için. Thank you. Teşekkürler. This is very lovely. Çok hoş, çok sevimli. Hoşuna gitmiş. You are welcome. Rica ederim. İyi fikir. I'm sorry. Üzgünüm. Of course. Tabii ki. Teşekkür eden birine biz ne diyeceğiz? Tabii ki de you are welcome. Şey değil. Rica ederim. Karışık verilen kelime gruplarıyla anlamlı diyaloglar oluşturulduğunda sıralama nasıl olur? Can I throw? Throw normalde tek başına atmak, fırlatmak anlamında kullanılır. Fakat biz bu ilintide neyi öğrenmiştik? Throw a party, parti vermek kalıbını öğrenmiştik. Can I throw a party, parti verebilir miyim? Yes, of course. Evet, tabii ki. Can I take your pen, kalemini alabilir miyim? Ricada bulunmuş. Sorry, not now. Üzgünüm, şimdi olmaz, şimdi değil dediğimizde doğru seçenek. Tabii ki de A şıkkı. 40 32 çok basit bir soru. Hemen cevabını işaretleyip geçiyorum. Görseli anlatan ifade tabii ki de palyaço biz clown diyorduk. Sizlerin çok rahatlıkla çözebildiği sorular bunlar. Çok hızlı geçiyorum. Year has. Bir yılda 52. 52. Ne vardır? Tabii ki de weeks. Hafta. The second month of the year. Yılın second month. İkinci ayı. January, February. Tom's birthday party is. Dikkat edin yine gün var burada. Günlerden önce 10. Saatlerden önce ise et getirmek zorundayız. Doğru seçenek A seçeneği. We will the garden for the party. Parti için bahçeyi ne yapıyoruz? Zaten görselde de ifade etmiş. Tabii ki de decorate. Süslüyoruz. Mary is 5 years old. We need 5 blah blah for her birthday cake. Mary 5 yaşına giriyor. Bu yüzden doğum günü pastası için 5 tane neye ihtiyacımız olacak? Tabii ki de candles, muma ihtiyacımız var. Can I use your mobile phone? Telefonunu kullanabilir miyim? Mobile phone cep telefonu anlamında daha çok kullanılır. Bir istek ve ricada bulunulmuş. You are welcome. Rica ederim. Olmaz. Take care. Kendine dikkat et. Kendine iyi bak. I must go. Gitmeliyim. For sure. Elbette. Tabii ki. Karışık verilen kelimelerle anlamlı bir cümle oluşturulduğunda doğru sıralama nasıl olur? Şimdi biz daha önce bir 5-10 soru önce ben size SWOT'tan bahsetmiştim. Tekrar hatırlatıyorum. İngilizce'de cümle kurabilmemiz için SWOT seçeneğini takip etmek zorundayız. Subject, verb yani özne ve fiil. Araya yardımcı fiil must, should, can, may, could gibi yardımcı fiiller de getirilebilir. Fakat bakıyoruz biz yine cümleye tabii ki de özneyle başlamak zorundayız. Şıklara, seçeneklere baktığımızda sadece 5. de bir I öznesini görüyoruz. Bu yüzden B ve D seçeneğini eledik. Cümleye I ile başlayacağız. Eğer bir yardımcı fiil, modal fiil yoksa hemen fiil getirebilirim. Fakat ben bakıyorum ikinci cümlede must modal fiili var. Araya must'ı getirmek zorundayım. Cümlemiz şu şekilde oldu.
must, hemen ardından word, feel, buy a present for my friend. Arkadaşıma bir hediye satın almalıyım. I must buy a present for my friend. Doğru seçenek C seçeneği. The second of June. Ne diyor burada? Tarih okuma dayıyla başlamış. Gün ile ay arasına of getirmiş. June, Haziran. Haziran'ın ikisi. Biz 2 Haziran'ı nasıl ifade edeceğiz? Tabii ki de second June diye kısaltmış burada. The day between Monday and Wednesday. Pazartesi ile Çarşamba arasındaki gün tabii ki de Tuesday, Salı. Do you want to come to my birthday party? Partime gelmek ister misin? Davette bulunmuş. Thanks for your invitation. Davetin için teşekkürler. Ancak I am busy'den. Meşgulüm, yoğunum, işim var anlamında. I am sorry to hear that bir kalıptır. Bunu duyduğuma üzüldüm. Maybe next time. Belki bir dahaki sefere, belki başka zaman. Does the party start? Bir zaman belirten ifade gelmek zorunda burada. At 5 o'clock. Dikkat edin, bir zamanı neyle soruyorduk? Ya when ile ya da what time ile soruyorduk. Şıklara baktığımızda sadece what time seçeneği bulunmakta. Parti saat kaçta başlıyor? At 5 o'clock. Saat 5'te. It's in our garden. Bizim bahçede. Yer belirtmiş, bir place belirtmiş. Bu yüzden biz ye belirten cümlelere ne sorabilirdik? Tabii ki de nerede veya nereye anlamında. Where is your birthday party? Parti nerede? It's in our garden. Bahçemizde. Happy birthday görseli anlatan ifadeler hangi seçenekte verilmiştir? Ne görüyoruz burada? Clown drinks, palyaço içecekler. Hayır. Presents, hediyeler. Beverages, içecekler. Hayır. Candles and cake, mumlar ve doğum günü pastası değil. Party hats, şapkalar ve tabii ki de konfeti. Let's go to Tom's birthday party. Hadi Tom'un doğum günü partisine gidelim diye Norman bir teklifte bulunmuş. Phil ise thanks, teşekkürler, but ama I am busy'den. İşim var, meşgulüm, bla bla bla. Maybe next time, belki başka sefere. I am sorry to hear that kalıbını tekrar kullandık. Bunu duyduğuma üzüldüm. Gelemeyeceğini ifade ettiği için bunu duyduğuma üzüldüm demiş. Belki başka sefere. Is the party? It's at Green Cafe. Bu tür sorularda lütfen önce cevabı okuyunuz. Cevaba dikkat edin. Green Cafe'de. Yer belirtmiş. Yeri hangi kelimeyle, soru kelimesiyle soruyorduk? Tabii ki de where is the party? Party nerede? My birthday is. Benim doğum günüm. Dikkat edin, yine gün var. Günlerden önce her zaman 10 getirilir. Let's get a blah blah for Andy. Hadi Andy'ye bir nokta nokta alalım. It's his birthday today. Bugün onun doğum günü. Ne alabiliriz çocuklar? Tabii ki de toy, bir oyuncak alalım. Dot burada bez anlamında kullanılmıştır. Bilginiz olsun. Dear Linda, sevgili Linda, I have a birthday bla bla tomorrow. Yarın bir doğum günü nesi olur? Tabii ki de party. Doğum günü partim var. Would you like to aşağıdaki hangisi diğerlerinden farklıdır? January, June, August. Üçü de ay belirtti. Winter ise mevsim olduğu için tabii ki de D seçeneği. Hangisi yanlış eşleştirilmiştir? Ask a question, soru sormak tabii ki olur. Use a computer, bilgisayar, yüz kullanmak anlamında. Decorate a room, bir odayı süslemek, dekore etmek tabii ki doğru. Visit medicine. Medicine burada tıp veya ilaç anlamında kullanılır. Bir ilacı tabii ki de ziyaret edemeyiz. Present, hediye, tabii ki de buy, satın almak. Let's blow a party at the weekend. I'm sorry but I can't, I'm busy. Hadi hafta sonu bir parti. Ne yapılır parti? Tabii ki de ya throw deriz burada
Ya da ev kalıbını kullanırız. Have a party, parti vermek veya throw a party, parti vermek anlamında kullanılır. Diyalogta boş bırakılan yere uygun gelen seçenek hangisidir? Mom, can I blah blah a birthday party? Sure you can, thank you mom. Doğum günü partisi ne yapabilirim? Verebilir miyim? Throw a party, parti vermek. The month between May and July. Tabii ki de June. Do you like party sorusunun cevabı açık seçeneklerden hangisi olabilir? Dikkat edin, soruyu neyle sormuş? Do yardımcı fiiliyle sorulmuş. Kısa cevap verirken hangi yardımcı fiil ile soru sorulursa biz aynı o yardımcı fiille cevap vermek zorundayız. Bu yüzden am ve can't'i eliyoruz. Zaten yes she is kendiliğinden eleniyor. Do ile soru sorduğumuz için yes I do ile cevap vermek zorundayız. Resim kelime eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Cookies kurabiyeler demek. Resimde çiçek var. Tabii ki de doğru seçenek A. Gifts hediye doğru. Balloons birthday cake doğru seçenek. What do you need for a birthday party? Bir parti için what do you need? Neye ihtiyacın var? Sorusuna aşağıdaki görsellerden hangisi cevap olamaz? Çocuklar, balona ihtiyacımız olur. Beverages içeceğe olur. Candles mumlara olur. Fakat burada medicine ya da drugs ilaca parti için ihtiyacımız olamaz. When is your birthday? My birthday is tekrar ay belirtmiş. Aylardan önce her zaman in kullanmak zorundayız. To-do list önemli bir kalıp kelime. Yapılacakların bir parti öncesi, yapılacakların listesi anlamında kullanılmış. Buy beverages içecek satın almak. Decorate the room odayı süslemek. Order the cake. Order burada emir komuta vermekten ziyade bu ünitede farklı anlamda kullanılmıştır. Order the cake pasta siparişi vermek anlamında kullanılmış. Fakat yukarıda müzikle ilgili herhangi bir ifade bulunmamaktadır. Verilen ifadelerin doğru eşleştirildiği seçenek aşağıdakilerden hangisidir? Buy a present. Hediye almak. Ask a question. Soru sormak. Have a party veya throw a party, parti vermek anlamında kullanıldığında doğru seçenek D seçeneği. Bu tabloda hangisi olmamalıdır? Date of birth, doğum günü, doğum tarihi anlamında. Aylar tabii ki de olur fakat present, hediye kelimesinin burada hiçbir anlamı bulunmamaktadır. Can I answer the question? Soru sorabilir miyim diye öğretmenine Linda bir ricada istekte bulunmuş, soru sormuş. Bla bla bla, thank you. Biz öğretmenler zaten bize soru sorulmasını en çok istediğimiz şeydir. Bize soru sorulması ve bize soru sorabilir miyim diyen her öğrenci tabii ki de olumlu cevap vereceğiz. Bu da of course, tabii ki. Dikkat edin, İngilizce'de soruları çözerken şıklarda şunu arayın her zaman. 3 olumsuz, 1 olumlu. Başka sorularda ise 3 olumlu, 1 olumsuz da olabilir. Bazen şu soru kökünü okumadan bile şıklarda şu olumlu olumsuz artı eksileri koyarak da biz çok rahat bir şekilde korsan yöntem dediğimiz bir şekilde de soruların doğru cevaplarını çok rahat bir şekilde bulabiliriz. I'm 12 years old. Ben 12 yaşındayım. Yaşını soracağız. Tabii ki how old are you? Where is Jessica's birthday? Jessica'nın doğum günü dikkat edin when dememiş where. Yer sormak için kullanılır. Where nerede? Yer belirten sadece C seçeneği at home. Evde. Diyaloğa göre cevaplayalım. What is Lucy's gift for birthday? Lucy'nin hediyesi ne? Oliver, I must buy a present for Jessica. Jessica'ya bir hediye almalıyım. Me too. Ben de. Can I come with you? Seninle gelebilir miyim? Sure, elbette. What can we buy for Jessica? Diye sormuş Lucy. Jessica'ya ne alabiliriz? I am not sure. Does she like toys? Emin değilim. Oyuncakları sever mi? No, she doesn't. Hayır, Jessica oyuncak sevmiyor. Does she like reading? Okumayı sever mi? Yes, evet. Let's buy some books for her. Hadi o zaman ona kitap alalım dediğine göre Lucy ne alacaktır Jessica'ya? Tabii ki de books, kitap. Diyaloğa göre aşağıdaki hangisi doğrudur? Jessica likes toys. Oyuncakları seviyor. Hayır, sevmiyor. Jessica doesn't like reading. Tabii ki de hayır. Jessica okumayı seviyor. Jessica likes books, of course. Jessica kitapları seviyor. Bu yüzden Lucy ona kitap hediye alıyor. Hi, this is Elif. My birthday is in August.
Ağustos'ta doğum günüm. I need a clown for my birthday. Bir palyaçoya ihtiyacım var. Hi, I'm Martin. My birthday is in December. I want a new bike. I like riding bicycle. Ben de bir yeni bisiklet istiyorum. My name is Merve. My birthday is in March. I want a lot of balloons for decoration. Ben de süslemeler için birçok balon istemekteyim. Ne istediler? Palyaço istedi. Elif istedi. Bike or bicycle. Martin istedi. Ve Merve ise balon istedi. Hiçbiri kamera istemedi. Konuşma balonlarındaki ifadelere göre açarak hangisi yanlıştır? Merve needs a lot of balloons for decoration. Merve süs eşyaları istemişti. Martin's birthday is in December, of course. Elif wants a clown. Elif de bir palyaço istiyordu. Martin needs a clown. Hayır, Martin palyaço değil. Martin bicycle, bisiklet istiyordu. He is your birthday present. Babası oğluna, buyur bu senin doğum günü hediyen dediğinde çocuk babasına ne diyecektir? Tabii ki de thank you very much. Teşekkür edecektir. It's 5 o'clock. I must go home, Yasemin. Saat 5 oldu, eve gitmem gerekiyor. Okay, Merve, see you tomorrow. Görüşürüz. Hangisi getirilemez? See you. Görüşürüz. Take care. Kendine iyi bak. Bye for now. Şimdilik hoşça kal. Dikkat edin, üçü de boşluğa çok güzel bir şekilde gelir. Üçünün de anlamı aslında aynı. Kendine iyi bak, görüşürüz anlamında kullanılmıştır. Fakat nice to meet you yeni tanıştığımız birine söylenecek bir ifadedir. Tanıştığıma memnun oldum. Bu boşluğa asla getirilemez. Let's ride a bike. Hadi bisiklet sürelim. I'm sorry but I can't. Üzgünüm, ben gelemem bisiklet sürmeye. Görselde de ifade edildiği gibi ne yapıyor burada? I must do my homework. Ödevimi yapmam gerekiyor. Bu yüzden reddetti. Month comes after August. Ağustos'tan sonra gelen ay hangisiydi? Yani 9. ayı soruyor bize. September, Eylül. Party to do list. Tabloya giren görsel yanlıştır. Ryan order a cake. Bir pasta sipariş ediyor. Cecily buy beverages. İçecek satın aldı. Molly decorate the room. Odayı süslüyor. Kaylee write invitation cards. Kaylee ise davetiye kartları yazıyor. Dikkat edin. Ryan sipariş etti pastamızı. Beverages içecekler var. Decorate the room. Oda süslemeyle ilgili bir şey yok. Write invitation card. Davetiye kartlarını yazdık. Fakat present veya gift kelimesi hiçbir şekilde seçeneklerde geçmiyor. Verilen kelime resim eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Balloons doğru. Present, gift, hediye. Beverages, içecekler. Doğru. Bu bir konfeti değildir. This is a clown. Bu bir palyaçodur. Bu yüzden cevap D seçeneği. Susan is turning 14. Daha önce size belirtmiştim. Çok önemli bir kalıptır. Turning 14. Turning normalde tek başına çevirmek, döndürmek anlamında. Fakat burada kalıp olarak kullanılmış. Susan 14 yaşına giriyor. 14'e basıyor. There are 14 blah blah on her birthday cake. Bu yüzden onun doğum günü pastasında 14 tane ne olacaktır? Tabii ki de candles, mum olacaktır. Hi Anna, I have a birthday party in our garden on Saturday. Cumartesi bizim bahçede doğum günü partim var. Would you like to come? Would you like kalıbı tekrar karşımıza çıktı. İstemek, ister misin diye sorduğumuzda kullanılır. Would you like to come? Gelmek ister misin? Bla bla bla. Do you need anything for the party? Herhangi bir şeye ihtiyacın var mı diye soruyorsa Anna, Joseph'ın teklifini kesinlikle kabul edecektir. Dikkat edin. Not right now. Olumsuz. Reddetti. I'm sorry. Reddettik. I can't. Reddettik. 3 olumsuz. Sure. Elbette. Tabii ki. Bir olumlu cevap seçeneği C. Of course. When is it? It's tomorrow. Tabii ki dediğine göre demek ki Mary Suzy'ye bir teklifte veya ricada bulunmuştur. Where's your party? Parti nerede? Tabii ki olmuyor. Partileri sever misin? Tabii ki olur. Ne zaman? Bozuyor. Would you like to come to my party? Partime gelmek ister misin? Tabii ki ne zaman dediğimizde doğru seçenek C seçeneği oldu. Evet, tomorrow
Tomorrow is Alex's birthday. Can I join his party? Join burada katılmak anlamında. Alex'in doğum günü partisine katılabilir miyim? Of course, tabii ki. Thank you, teşekkürler. You are welcome. Welcome'la karıştırmıyorduk. You are welcome tek başına rica edelim anlamında kullanılır. Sevgili çocuklar, böylelikle 8. üniteye kadar olan bütün soruları birlikte çözdük. Online dersimizde tek tek sizlere çözmüştüm ve çözmeye devam edeceğim. Sizlerden ricam, lütfen bu videoyu izleyip anlamadığınız, videoya rağmen anlamadığınız sorular ve kalıplar olursa lütfen benimle iletişime geçin. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Take care. See you. Goodbye.